Cuidado, mano. Silahlı saldırı sonucu sandık görevlisi arkadaşlarımız Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş hayatını kaybetmiş, Ali Aktaş yaralanmıştır. Yerel seçimlere giderken kullanılan ağır dil bu sonucu hazırlamıştır. Hiçbir sorumluluk duymadan vatan haini, terörist demekten kaçınmayan, sürekli tahrik edenler nasıl bir faciaya neden olduklarını acı bir tecrübeyle görmüş oldular. Seçimi savaş gibi görenler, yarattıkları dehşetin farkına vardılar mı bilemiyoruz. Pütürge'de meydana gelen olayların sorumluları sadece silahı ateşleyenler değil, günlerce, aylarca tahrik edip bu sonuca katkı sağlayan kişilerin olduğu unutulmamalıdır. Bir siyasi partinin görevlileri açıktan oy kullandırmak gibi yasalara aykırı bir davranış içerisine girmeleri sonucu bu elim olay meydana gelmiştir. Hiçbir seçim halkı bölmeye, parçalamaya, birbirine düşman etmeye değer mi? Hiçbir makam ve mevki bir insanın bir damla kanına karşılık gelir mi? Arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Silahlı saldırıda yaralanan arkadaşımıza da acil şifalar diliyorum. Bütün arkadaşlarımızı sakin ve sorumlu hareket etmeye, tahriklere kapılmamaya çağırıyorum. Teşekkür ederim. Yani bugün saat 10 sıralarında seçim sandığı başında yaşlı vatandaşlarımıza oy kullandırma konusunda çıkan tartışma neticesinde iki vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız ise hafif şekilde kolundan yaralandı. Şu anda tedavisi tıp fakültesinde devam ediyor. Bu müessif olayın failleri olduğu değerlendirilen dört şahıs hemen olayın akabinde jandarma ekiplerimizce yapılan çalışma neticesinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca bizzat yürütülüyor. Herkesi dikkatli konuşmaya ve davranmaya davet ediyorum. Tekrar vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyorum iki vatandaşımıza. Böyle müessif olayları bir daha yaşamamak amacıyla elimizden gelen her türlü çabayı göstermemiz lazım. Sandık başlarında arama uygulaması yok biliyorsunuz. Dolayısıyla orada olay yerine intikal eden şahısların ne şekilde intikal ettiği, olayı nasıl gerçekleştirdikleri bu konudaki gerekli soruşturma işlemleri devam ediyor. Daha sonraki açıklamalar da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacaktır. Şu anda ilçede gerginliğin artmaması için, vatandaşlarımız arasında yeni husumetler meydana gelmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerini aldık, takviye kuvvetler gönderdik jandarmamız ve emniyetimiz tarafından. Gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. Bu süreçte de herkesi dikkatli davranmaya davet ediyoruz.